Şimdi tabii bu operasyonlarla ilgili bu işin Bağdat ve Erbil ayağı ve diplomatik ayağı biraz ön plana çıkıyor. Burada tabii size özellikle uluslararası ilişkiler açısından Türkiye bu operasyonu nasıl yapmalıdır? Uluslararası ilişkiler buna ne kadar cevaz veriyor ve Türkiye'nin Saddam Hüseyin döneminden bu yana gerçekleştirdiği anlaşmalar ki 2003'te Irak'ta bu anlaşmaların geçerli olacağını açıklamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada uluslararası ilişkiler bağlamında neler yapılabilir? Şimdi Türkiye'nin Irak'la ilgili siyasetin bana kalırsa en önemli kırılma noktası Kuzey Irak'ta bağımsızlık ilanına veto etmesi. Biliyorsunuz o döneme kadar Kuzey Irak'la Türkiye arasında yani kısmen organik bir ilişki vardı. Ve bu ilişki Irak'ın bölünmesine karşı çıkan Erdoğan hükümeti tarafından değil mi? Bir anlamda bozuldu. Ve bu beklenmeyen bir şekilde de bozuldu. Çünkü hatırlarsanız o dönemde Barzani bağımsızlığı ilan ettiğinde en fazla destek göreceği ülkenin Türkiye olacağını zannediyordu ama olmadı. Çünkü o zamana kadar Türkiye bir anlamda Bağdat'ı bypass ederek Kuzey Irak'la yani neredeyse özerk denilebilecek bir petrol alışverişi ilişkisine de girmişti. Ondan sonra bana kalırsa doğru bir stratejiyle Türkiye Bağdat'la ilişkisini geliştirmeye çalıştı ve geliştirerek geldiği noktada değil mi Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı Bağdat ziyareti ve bu ziyaretinde en önemli noktası bir yaz içerisinde yapılabilecek bir operasyon. Onun ışığı yanmış durumda. İkincisi Irak'la girişilebilecek şu ana kadar kimsenin aklına neden gelmediğine şaşırdığım Türkiye'den Basra'ya inecek bir kalkınma yolu projesinin gerçekleşmesi. Şimdi ben bu Irak'la ilgili düşünürken hep böyle Irak'ın kurulmasıyla ilgili yazılmış çok iyi bir makale aklıma gelir. Robert Olson'un bu alanın önemli uzmanlarından geçen Ekim'de öldü. Ekim veya Kasım'da 84 yaşında. O zamanlar İngiliz koloni bakanı olan Churchill'le Bağdat'taki Arap bürosunun ve daha doğrusu aslına bakarsanız Bağdat'taki İngiliz komutasının başındaki Percy Cox arasındaki mektuplaşma. Bu mektuplaşma çok ilginç bir mektuplaşma ve Irak diye bir devletin niye var olduğunu bize anlatan bir mektuplaşma. O zaman Churchill diyor ki biz Türkiye ile Kemalist Türkiye ile Irak arasında bir tampon bölge olarak bir Kürt devleti kuralım diyor. Sahadaki Cox diyor ki hayır diyor bunu kurmayalım. Onu Irak'a entegre edelim ve bunun arkasındaki rasyonel olarak da petrol boru hattını öneriyor. Irak diye bir devlet bugün varsa ve halen de bölünmediyse bu kadar üzerinde oynanan oyuna rağmen en önemli sebebi o boru hattının Kürtleri, merkezdeki Sünnileri ve güneydeki Şii bir arada tutması. Çünkü hepsinin çıkarına olan tek şey varsa o boru hattının işlemesi. Buna uzun süre tabii Kürtler biraz oradaki güç boşluğundan da yararlanarak ve Türkiye'nin de kısmen bence Irak'ın rasyonelitesini yanlış anlamasıyla alakalı cevaz vermesiyle Bağdat'ı çok kötü bir duruma düşürdüler. Fakat bu hata kısa sürede anlaşıldı ve özellikle işte 2017'deki Barzani'nin bağımsızlık ilanına veto ederek Türkiye politikasını başka bir noktaya getirdi. İşte o boru hattına benzer bir projeyi şu an Türkiye öneriyor bu kalkınma yoluyla. Tabii bu kalkınma yolunun da yolunun temizlenmesi lazım. Bu yolun da geçebileceği güzergah
Gara Sincar arası bölge. Bu bölgenin temizlenmesi hem Irak ve Türkiye arasındaki ilişkinin kalkınma yoluyla ekonomik olarak daha derinleşmesini sağlayacaktır. Hem Türkiye bu anlamda yol temizliği yapacaktır. Tabii Irak'ın da Bağdat'ın da cevaz vermesiyle. Hem de Irak'taki PKK ile Suriye'deki PKK arasındaki ilişkiyi, lojistik, askeri neyse işte ilişkinin de kesilmesine veya işte engellenmesine imkan verecektir. Şimdi tabii bütün bu şey söylendikten sonra tabii bu projeye muhalif olanlar da olacaktır muhtemelen. Çünkü bu proje Kürdistan'daki bölgesel yönetimi aslında zayıflatır. Çünkü Bağdat'ı güçlendirir. İkincisi PKK'ya önemli bir darbe vurur. Çünkü PKK'nın Suriye ile olan ilişkisini böler. Tamam mı? Tabii orada kısılı kalan PKK ister istemez başka türlü yollar arar. Yukarıyı daha çok zorlayacaktır Türkiye sınırını muhtemelen. Fakat bunun bana kalırsa projenin büyüklüğü açısından büyük bir önemi yok. Ama asıl önemi Suriye'deki PKK varlığını önemli ölçüde zayıflatması ki bunun bu da zaten Türkiye'nin nihayetinde istediği şeylerden biri. Bütün bu süreçte bence Erdoğan'ın Bağdat ziyareti oldukça kritik bir ziyaret ve şu ana kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği en vizyonlu politika. Bir de konu daha var burada bunu açmak için söyleyeyim. Çünkü Türkiye Orta Doğu'da anladığım kadarıyla Irak dışında hiçbir devlet üzerinde ciddi bir etkiye sahip değil. Yani onlarla ittifak ilişkisine giremiyor, derin ekonomik ilişki içerisine giremiyor ve yönlendiremiyor. Buna Gazze'deki trajediye değil mi? Ve bir sürü başka şeye Doğu Akdeniz'de olup bitenlere yani müdahale edememizin sebebi aslında bu. Dolayısıyla doğru bir partner şöyle, seçiyor bana kalırsa. Müdahale edememek değil de. Evet. Yani bunların evet. Uzun yıllarını tabii, Orta Doğu'da geçmiş bir gazeteci olarak Orta Doğu'daki yönetimlerin çok fazla Amerika'ya bağımlı olmaları. Tabii evet yani başka bir sürü sebebi var. Siz evet. işte sokağa buna çekebiliyorsunuz. Mesela şu an Filistin'de yaşananlar, Gazze'de yaşananlar artık bırakın Arap mahallesini. Evet. Bütün birazdan tartışacağız, konuşacağız. Bütün dünyanın tartıştığı, konuştuğu bir şey ama Arap liderler bunu kendi kariyerleri ya da kendi gelecekleri için gözlerini kapatmaya tercih ediyor. Yani Erdoğan sokaklara konuştuğu anda onlar kendilerine bir tehdit olarak gördüler onu. Ve bir noktadan sonra Türkiye'nin o halklar üzerinde etkisini nötrleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu gördük yani. Şimdi bir nokta var yalnız burada. Biraz önceki meseleyi toparlayayım. Yani burada diplomasinin çok önemi var. Ben şimdi MİT Başkanı'nın bölgeye ziyaretini önemsiyorum. Önemsemem mümkün değil. Anlaşılan, tabi bundan önce Dışişleri Bakanı ve eski MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan da önemli ziyaretler, büyük kapsamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Muhtemelen altyapısını hazırlamıştır. Zaten orayla ilişkinin boyutları, derinliği ortada. Onu anlıyorum ama şuna şey yapamıyorum ben. Peki ikna olamıyorum son dönemlerde. Yani bir istihbaratçıyla bir diplomat, bir asker ve bir akademisyen. Bunlar birbirinden farklı karakterlerdedir. Şimdi Irak gibi bir ülkede şimdi, istihbarat elinizde olmadan diplomasi yönetemiyorsunuz. Yani bu öyle olabilir tabii. Bu buranın kendine özgü şartlarından dolayı. Irak ama böyle ben, bir ülke. Her zaman diplomasiye daha fazla şans tanınması taraftarıyım. Daha doğrusu diplomasiye alan açmak taraftarıyım. Çünkü her zaman diplomasiye ihtiyacımız olacak. Yani güvenlik alanının bu kadar her alanı yönlendirmesi hem şahsiyetler düzeyinde hem de politikalar düzeyinde ben yararlı bulmuyorum. Ki oradaki Bağdat'taki büyükelçi de benim sınıf arkadaşım Ali Güney. Dolayısıyla yani tanıyorum çok yani yetenekli ve çok üst düzey bir diplomat olduğunu da biliyorum. Misafir yani alanını da olağanüstü evet kullandığını da tahmin ediyorum. Ama prensip olarak bir daha tekrar edeyim.
asker, diplomat, istihbaratçı ve akademisyen birbirinden farklı karakterlerdedir. Farklı operasyon şekilleri, alanları vardır. Yani birinin diğerini, alanını olağanüstü domine etmesi bence ulusal çıkara... deminden beri onu anlatmaya çalışıyoruz zaten ulusal çıkarımız nedir diye. Doğru veya ciddi bir katkıda bulunmaz. Teşekkür ederim.